aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle, uğraşamam seninle. Bugün sinirlerim tepemde, gelme üstüme. Elin işte gözün oynaş da olmazsa olmaz. Zaten senden başka biri gelip beni bulmaz. Seni nasıl sevdiğimi bilsen aşkım aşkım. Gide gele koşa koşa inan oldum şaşkın. Eveledim geveledim, ne diyeceğimi bilemedim. Ama yine benim bir tanemsin aşkım aşkım. Ah, ona buna sağa sola arkadan söversin. Dala vere dala vere yaparsın gezersin. Sana soru sordum. Ne söylesen yerden göğe haklısın aşkım aşkım. Yere göğe sığdıramam seni aşkım aşkım. Kimse eline su dökemez ki aşkım aşkım. Sana meydan okuyanların aklına şaştım. Ay, İne çıka düşe kalka geldik bugünlere. Birbirimizi yesek bile severiz yine de. Ah, yıllara meydan okuyup açtık tepeleri. Benim sevgi kelebeğim sensin aşkım aşkım. Ah, aşkım. Şşt, ya yapmayın kızlar. Aa, şşt, gel bakayım. Ya kaçma kız. Gözde, gel bakayım gözdeciğim. Ver bakayım bir gıdık. Bir gıdık. Şşt! Ne korkuyorsun kız? Zümrüt teyze şimdi fosur fosur uyuyordu. Bırak şimdi Zümrüt'ü mümrütü. Allah Allah. Aa, Şener, ah. Uyan bakayım solucan. Ne diyorsun sen? Mümrüt, sen nereden geldin? Kızlar nerede? Ben hep buradayım Şener. Kızlar? Kızları da herhalde o sapık rüyalarında bıraktın. Kızlar mı dedim ben? Şey dedim ben, kızları nereden çıkardım ben kızları? Ne bileyim ben nereden çıkardım? Nereden çıkardım? Sapık. Evet kızlar dedim. Aynen kızlar dedim ben. Tabii kızlar. O kızlar var ya o kızlar. Tam o kızlar böyle kupa kızı, maça kızı. Ne? Kupa kızı mı? Evet, kupa kızıyla maça kızı. O kızlardan elimde tam 4 tane vardı benim. Ne? Bak 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 neler söylüyor. Hem de 4 tane ha. Tabii ya. Şener, utanmıyor musun sen bunları bana anlatmaya? Utanacak ne var? Yanlış bir şey yapmadım aşkım aşkım. O kızlar dediğim yani şey oyunundaki kızlar bunlar. Maça kızı. Ne? Oyun var ya maça kızı. Ne? Yani başına günahıma giriyorsun yani. Rüyalarımın en mavi gözlü zabıtası. Ne? Şey diyorum, bundan sonra senin denetimin olmadan hiçbir rüya görmeyeceğim. Söz veriyorum. Hadi yat uyu aşkım aşkım. Yat uyu. Gözde'yle oynuyordunuz değil mi Şener? Gözde kim? Sanal ortamın sapı. Ben yok, mi? Yok maça kızıymış da, yok kupa kızıymış. Ay, ay, ay kulağımı koparıyorsun, ay kulağımı koparıyorsun. Koparmışken ikisini de koparayım da sen de dengeni ay. Bul hayatım. Ay. Ay, bir kere de beni rüyanda gördün mü ha? Bir kere de beni gördün mü? Ay, Allah'ım bir bu eksikti be. Ne dedin sen? Şey dedim, yani diyorum ki Allah başımızdan seni eksik etmesin, eksikliğini göstermesin. Aynen kelimesi kelimesini bunları söylüyordum. Ne dediğini duydum, gel şimdi. Ya nereye gidiyoruz aşkım aşkım? Ne yazık ki artık rüyana açık havada devam edeceksin açık kocacığım. Açık havada mı? Evet. Allah'ım. Hadi uçuş, hadi bakayım. İşte genel müdür özel kalemi de böyle olur. Özel dolma kalem müdürü Şener Bey. Özür dilerim, pardon. Neyse,
Şimdi testimize başlayalım. Ay çok heyecanlıyım. İlkokuldan beri ilk kez bu kadar heyecanlandım. İlkokuldan mı? Tabii Şener Bey. O zamanlarda böyle bir test yapmışlardı. Ay adı Aykut testi miydi neydi? Ben geçememiştim tabii ama... Şey kızım onun adı Aykut testi değil. Aykut testi. Zaten geçseydin şaşardım. Ne? Senin en sevdiğin tarafın bu zaten. Nasıl? Yani bir de ikiz kuleler. Ne? Sen böyle hiçbir şeyi bir türlü anlayamıyorsun ya... İşte bu özelliğin seni mesleğinde zirveye taşıyacak. Ne zirve mi? Ay ben yüksekten çok korkarım Şener Bey. Ya düşersem? Korkma. Şener amcan seni tutar. Ay çok sağ olun. Size güvenebileceğimi biliyordum zaten. Güven sabah şekeri güven. Evet hazırsanız başlayalım. İyi hazırım Şener Bey. Efendim ilk sorumuza geçiyoruz. Şöyle bir soru geliyor. Hazır mısınız? Evet hazırım. İşte ilk sorumuz. Genel müdürünün özel kalemini, dolma kalemini yaptığınız bu restoranın genel müdürü kimdir? Düşünebilirsiniz. Acele etmeyin. Hazır mısınız? Cevap veriyorum. Kaldırın. Şener Bey. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? Evet hazırım. Evet. Sorumuz şu. Diyelim ki Le Chenel restoranda müşterilerden bir tanesi yemeğini yerken boynu tutuldu. Buna ilk müdahaleyi masaj mahiyetinde kim yapar? Cevap veriyorum. Kaldırın. Necati. Word. Yanlış cevap zayıf halkan. Doğru yanıt özel kalem dolma müdürü olacaktı. Onun adı genel müdür özel dolma kalemi bir kere. Ayrıca o benim Necati değil ki Şener Bey. Ben de bunu diyorum zaten zeka küpüm. Nasıl anladın? Seni tebrik ediyorum ve bu tebriği daha da ileriye götürüp seni birazdan öpeceğim. Ne? Yani özel dolma kalemin en başlıca görevlerinden bir tanesi de bu masajı çok iyi yapmaktır. Ne? Yoksa sen masaj yapmayı bilmiyor musun? Bilmiyorum Şener Bey ama bir kursa falan gidersem hemen öğrenirim. Kursa gerek yok. Karşında... Balkanların ve Orta Doğu'nun en iyi masörü bulunuyor. Ne? Orta Doğu'nun mu? Evet. Şimdi sana masörün ve masajın en ince noktalarını göstereceğim. Omuzlarını yukarı kaldır. İndir. Bu rahatlamak ve gevşemek için birinci yapacağımız hareket. Kaldır. İndir. Şimdi kendini serbest bırak. Gözlerini kapa. Sanki bir kumsaldasın. Evet. Şimdi buradan geriliyor. Böyle kulunçlar yakalanıyor. Kulunçlar yakalanıyor. Fibrozitlere doğru giriliyor. Oh! Çok iyi geldi. Ama Şener Bey ben size masaj yapmadım ki yani. Ne iyi geldi size? Kıpraşma. Ay! Bu ne faturasıymış? Su faturası. Aman şuna bakar mısın ya? Sanki restoran değil, baraj işletiyoruz ya. Bu ne? Bu neymiş? Elektrik faturası. Ha. Sıfırlara bakar mısın ya? Şunlara bakar mısın? Bu ne kadar sıfırmış ya? Allah ben bundan özür dilerim. Hanıma gösteremem. Geçen sefer çat diye önümde bayıldı kaldı. Onu taşırken benim bıkanım ağrıdı. En iyisi bunları ben müdüriyete bırakayım. Ama şöyle güzel bir çay içmez miyiz ya Tarık Usta, ha? Yani boynu tutulan bir müşteriye böyle bir masaj yapacağız Şener Bey. Peki, boyuna giden damarlar bacaklardan geçer. Ne? Bu tabi bir olaydır. Diyelim ki bir müşterinin bacağına kramp girdi. Ne yapacağız? Ne? Kramp mı? O da ne Şener Bey? Zaten anlasan şaşardım. Anlaman için söylemiyorum. Mühür gözlüm. Böyle lafı uzatmak için söylüyorum. Ne? Ki rahat rahat her yerini elleyebileyim diye. Nasıl yani? Yani tutulmuş yerlerini bulalım ki müdahale tam zamanında ve yerinde olsun. Ha,
anladım, anladım. Anladığın için tüm sevenlerin de ben ayrı bir şekilde sevindik. Ne? Şimdi masajda biliyorsun önemli kurallardan bir tanesi de masajı yapanın tekniğidir. Mesela benim parmaklarımın ucundaki elektriği hissedebiliyor musun? Ne? Elektrik mi? Gördün mü? Elektrik çarptı. Ya ne olur Şener Bey yapmayın. Ay Zümrüt teyze gelip görecek diyorum. Zümrüt teyzen çarşıya gitti. 2 saatten önce dönmez ve de görmez. Bak ne güzel kafiyeli ya, olmuş. Ya. Oh, ya. Ay. Ya Şener Bey ya. Üf. Ya. Bir dakika. Ya ne olur Şener Bey. Ya. Şener. Evet işte böyle gol atıldığı zaman aynen böyle timsah gibi bir yürüyüşe geçeceğiz. Ve aynen ayaklar böyle gelecek. Oley 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 oley. Aşkım aşkım sen de mi buradaydın? Biz de Gözde Hanım'la birlikte televizyonda maç seyrediyorduk ya. Evet. Öyle mi Şener Bey? Evet aynen öyle. Gözde Hanım mahallede arkadaşlarıyla kız futbol takımı kurmuş da. Futbol mu? Evet bu futbol takımında gol atıldığında nasıl sevineceklerini bilmiyorlarmış. Benden rica etti. Dedi ki Şener Bey amca dedi. Nasıl gol atıldığında biz sevineceğiz dedi. Ben de gençliğimde Karşıyaka spor kulübünde futbol oynadım ya. Biliyorsun biz ailecek İzmirliyiz. Ya. Ya o yüzden ben de ona gol atıldığında nasıl sevinilir onu gösteriyordum. Böyle böyle şey yapılır ve aynı zamanda öbür türlü bir de yumruk şov vardır. Böyle avucunun içine parmaklarını toparlıyorsun. Ben ve bir şimdi yumruk... sana yumruk şov nasıl yaptırmış göstereceğim. Şener kaçma. Kaçma Şener. Şimdi de değerli uzmanımıza soruyoruz. Sayın profesör, sevdiğimiz insanı kısa yoldan nasıl elde edebiliriz? Efendim, bunun birinci ve en kısa yolu kendisine bir miktar para teklif etmektir. Ne? Allah. Eğer kabul etmezse sevdiğinizi kıskandırmayı deneyin. Bu da etkili bir çözümdür. Dur bakalım. Alo Elif. Elif ben Tarık dayı. Nasılsın güzelim? Ha, bugün çok acil bir işim var yavrum. Bir dükkana kadar gelebilir misin? Ha çok acil. Kesin bekliyorum yavrum. Hadi öpüyorum seni. Hadi hoşça kal. Nereden çıktı şimdi bu ders çalışma işi? Babam biliyorsun ki hiç hoşlanmaz böyle şeylerde. Ama söz vermiştin. Babanı döve döve ikna edeceğim demiştin bana. Söz mü vermişim? Evet, söz vermiştin. Bu söz verdiğim günün ayın 9'u olma ihtimali var mı acaba? Neden? Ayın 9'unda baban için pek de iyi şeyler düşünmem ben biliyorsun. Anne ya! Ne? Peki buna ne diyeceksin bakalım? O neymiş? Kayıt cihazı. Allah'tan bütün konuştuklarımızı bunun içine kaydetmiştim. Ne? Evet. Demircan'ın babasının demir madenleri var. Hatta babası ismini o yüzden Demircan koymuş anneciğim. İsmi Altıncan olan bir arkadaşın varsa o da gelebilir ders çalışmaya Laylacığım. Ne? Ay sen utanmıyor musun bakayım annenin sesini böyle kaydetmeye? Şantajcı mısın? Nesin sen? Ama sözünde durmuyorsun. İzin veriyorsun, veriyorsun sonra yine unutuyorsun. Sen ver bakayım şunu bana. Anne. Necati. He. Al şu paranın üstü. Tamam. Hemen şunları kaldır da Şener Bey görmesin. Geçen gün çok fena sinirlendi. Ağzına geleni söyledi valla. Hayret bir şey ya. Korusa korusun Allah Allah. Ondan mı korkacağız? İyi sen bilirsin. Yani ben söyleyeyim de. Sonra yanakların şaplaktan kıpkırmızı olunca suçu bana atma. Allah Allah ne şaplakmış o? Bana bak şaplak sesleri kapının önüne kadar geliyordu. Ha bir de senin zırıl zırıl ağlamanı duydum. Bana bak Müjgan bacı. Hem yanlış görmüşüm hem de yanlış duymuşum. Yok öyle bir şey. Bu senin söylediğin komple. Rakiplerim benim için uydurduğu bir komple tamam mı? Montaj bunlar montaj. Ne montajı beni canlı? Bayağı montaj. Canlı yayında gördüm. Zırıl zırıl ağlıyordun işte. Ne canlı yayını be? Şener Bey patakladı seni patakladı. Bu sen söyledin.
Bir kere Layla Hanım'ın hatırı için yapılmış bir şeydi, tamam mı? Layla Hanım'ın hatırı mı? Evet, onun hatırı olmasa ben yapacağımı biliyorum. Yani düşünsene şimdi adam, yani adamı dövsem ben kızının önünde, kızı üzülmez mi canım? Tabii canım, tabii tabii. Ha dur lan be! Bir kere bana köyde Ayboğan Necati derlerdi. Ya Ayboğan Necati, böyle yakasından, kıtlarından tuttu muydu böyle çekti. Şşş, şş, beni inciteceksin, o eskidenmiş. Tamam canım. Şimdi birazcık böyle idman eksikliği var tabii ama yani aslında bana köyde on kaplan gücünden Necati derlerdi yani düşün. Gerçi bir gün gelecek Şener Bey de bu acı kuvvetimden danışacak. Yani olmaz artık, burama kadar geldi ya, daha ne kadar idare eder? Ah, şaplaktan tanıdım, Şener Bey de buradalarmış. Ayıptır sormaz Şener Bey, ne kadardır buradaydınız? Her şeyi duyacak kadar Necati. Ya, ya Bay şey. On Kaplan. Ay, ya, ya, ya. Yüzümden latif olsun ya. Ay. Bay On Kaplan. Bana On Kaplan. Sen ne gülüyorsun lan? Hadi bakalım gel Şükran. Defol. Şükran değil Şener Bey, Müjgan. Hadi sen defol. Defol. Başı. Çabuk arabamı hazırla. Çabuk. 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 Sarsma Necati, sarsma. Bastıra Şener Bey. Ne? Ne dedin? Bastıra komutanım. Aferin işte öyle. Ağlamadan, ağlamadan. Yavaş yavaş dur. Sağ ayak topla. Evet. Ne lan komutanım? Daha bir emir verdin mi oğlum? Anlamadım komutanım. Onbaşı kapıyı aç. Bastıra komutanım. Çabuk ol. Açtım komutanım. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yardımcı olmak için deli gönlüm böyle çıt çıt pırt pırt diye atıyor. Çok komiksiniz. Evet öyleyimdir. Adım Şener ama arkadaşlar restoranda bana Şen Şener derler. Bu komiklik olsun diye bir tarafa koyalım, sonra tekrar ihtiyacımız olduğunda alırız. Nasıl? Sizi diyorum, ne yapabilirim, nasıl şey yapabilirim onu diyorum. Ben Tarık Bey'le görüşecektim. Tarık Bey'le? Şener Bey komutanım. Ne var? Şener Bey komutanım. Siz kapıyı kapatınca ben otomatikman dışarıda kalmış oldum ya. Yapma ya. O yüzden diyorum ki ben açsanız artık donuyorum ben Şener Bey komutanım. Orada kal, porta kal. Alif kız. Beyciğim. Evet. Evet, Elif sen şimdi... Evet dayıcım. Sen ne kadar da böyle büyüdün benim güzel kızım. Sen ne kadar böyle büyüdün. Dur sen... Sağ ol dayıcım. Sağ ol da sen beni niye böyle acil olarak çağırdığını hala söylemedin. Seni böyle niye acil çağırdım ben? Niye acil çağırdım? Evet, seni niçin acil çağırdım biliyorum ama... Kusura bakma biraz, şu sıralar çok gerginim de. Önemli değil dayıcığım. Bugün çok önemli bir operasyon yapacağız. Operasyon evet, mu? Çok önemli bir operasyon yapacağız. Nasıl yani? Çok böyle tuhaf duygular içerisindeyim. Ne gibi dayıcığım? Yani böyle kızgın kumlardan serin sular atlarsın ya. Nasıl? Hani böyle yağmurlu bir havada... Böyle tek başına ıslık çalarak yürü. Anladım. Evet. Hani gözlerin dalar ya birden. İşte öyle bir şey. Seni düşündüm rampam. Dün akşam yine sonsuz bir huzur dolar içime rampam. Tamam tamam dayıcığım, hadi insanı çatlatırsın valla. Evet. Hadi söyle artık. Evet söyleyeyim değil mi? Evet Elif kız. Evet dayı. Bugün bana dayı demeyeceksin. Ne? Evet, bugün bana dayı demeyeceksin. Ne diyeceğim peki? Ne mi diyeceksin? Ne? Evet. Evet. Şey anladın değil mi Elif kız? Bak anlamadığın bir yer varsa ya şimdi sor ya da tamamen sus. Ne? Tamam mı?
Evet, makik olsan da her an gelebilir. Son bir kez tekrar edelim. Tamam dayıcığım. Dayıcığım demek yok. Sen 50 defa söylettirme bana bunu ya. Dayıcığım demek yok. Tamam dayı, kızma. Bak hala dayı diyorsun ya. Sen o Ankut beyinli babana benzedin kesin ya. Bizim sülalede böyle anlamama gibi bir huy yoktur. Kesin babana çektin sen ya. Nasıl yani? İşte böyle. Nasıl yani diyorsun ya? Of. Kandırma işinden vaz mı geçseydik acaba ya? Ne dedin sevgilim? Aferin, beni bile şaşırttın. Aferin. Ben de şaşırdım. Peki, ne zaman tanıştık biz? 3 ay önce. Nerede tanıştık? Sinemada tanıştık. Hmm. Peki, ciddi miyiz? Evet, yakında sözleneceğiz. Peki senin ailenin durumu, maddi durumu nasıl? Oo, yalılar, katlar, yatlar, çiftlikler. Aferin, ay güzel kızım. Sağ ol dayıcığım. Dayı da. Sevgilim ya, diyecektim. Patlatma be. Evet. Sevgilim. Evet. Peki kimi kıskandıracağız? Makiko'yu. Evet. Peki bu operasyonu sen, ben... Başka kimse biliyor mu? Hiç kimse bilmiyor. Of sadece be. Sen ve ben dayıcığım. Baba dayıcığım dedi ya. Ben de tam söyleyeceksin. Sevgilim, sevgilim. Aferin be. Kızıyorsun bana biliyorum. Aferin akıllı kızım. Aferin, aferin. Merhaba Tarık Usta. Merhaba Makiko Hanım. Allah, hoş geldin. Evet. Sizi rahatsız etmeyeyim. Değil mi Tarık usta? Yok. Rahatsız etmiyorsun. Bizim normal doğal halimiz bu. Sürekli biz sarılırız. Evet. Tanıştırmayacak mısın bizi hayatım? Hayatım mı? Dur, tabii ki tanıştırırım hayatım. Makiko Hanım. Şeker kız kendi, Elif. Şeker kız kendi ne? Evet, ismi Elif de ben ona şeker kız kendi diyorum. O da Makiko, Japonya'dan turist oluyor. Memnun oldum Makiko. Evet. Tarık senden çok bahsetmişti. Anlattığından daha güzelmişsin. Senden de hiç bahsetmemişti. Üniversitede çok kız arkadaşım vardır herhalde. 30 kadar. Ne? Demek istiyorum ki 30 yaşına gelene kadar... kızlarla ilgili vakit kaybetmek istemiyorum. Ya. Baba üniversiteyi bitirip... babamın fabrikalarının, madenlerinin başına geçene kadar... kızlarla vakit kaybetmemek lazım diye düşünüyorum. Öyle mi? Ama ben çok romantik bir erkeğimdir. Yani çok duygusal bir erkeğim. Ay ne hoş. Evet. Ama beni param için değil, beni ben olduğum için sevecek birini arıyorum. Yani beni incitmeyecek birini. Ay ne şekersin. Yo yo sen daha şekersin. Ay yok yok şekersin. Yo yo sen... 1542 yılının soğuk bir Şubat sabahında... Avusturya İmparatoru veliahtları ile sarayın avlusunda kaleye gol atmaya oynuyordu. Ne? Ya! Sonra da batırdılar işte koskoca imparatorluğu. Çalışın. Aferin. Ben Demircan. Ben de Zümrüt, Layla'nın annesi. İmkansız. Ben sizi Layla'nın kız kardeşi zannetmiştim. Delikanlı. Ya gözleriniz iyi görmüyor ya da çok naziksiniz. Yok yok, benim gözlerim çok iyi görür efendim. Hem sizi tanıdıktan sonra Layla'nın güzelliğini nereden aldığını daha iyi anlıyorum. Bak bu doğru işte. Ben sana portakal suyu vereyim şeker kız kendi, ister misin? İsterim. Ay isterim diye sana o dillerini yerim sen. Demiş o benim. Tanıştınız Tarık usta? Valla biz ne zaman tanıştık? Ben kendisini 20 yıldır tanırım. Bebekliğini bile bilirim, öyle değil mi sen? Ne? Bebek mi? Bebeğim der bana. Evet, bebeğim evet. Derim ben. 3 ay önce sinemada tanıştık. Evet, sinemada tanıştık. Evet, çok mutluyuz. Yakında da sözleneceğiz. Evet, sözleneceğiz. Sözlenmek de ne demek Tarık usta? Sözlenmek ne demek? Türk geleneklerine göre... Türk geleneklerine göre... Türk insanı
evlenmeden önce nişanlanır. Nişanlanmadan önce de sözlenir. Yani evlilik öncesi bir durum gibi bir şey. Ben hiçbir şey anlayamadım Tarık Usta. Sen beni anlamadın ya, ben onu anlıyorum. Sen beni şimdiye kadar anlasaydın, ben onu zaten anlasaydım. Sen beni hiç anlayamadın. Bu saate kadar sen beni hiç anlamadın. Hayır, hayır efendim, anlıyorum. Anlıyor musun? Evleneceksin değil mi Tarık Usta? Evet, evleniyorum ben. Evet, Elif kızla evleniyorum ben. İyi o zaman, ben de Japonya'ya döneceğim. Gel Elif sen. Ne dedin sen az önce? Hiçbir şey söylemedim. Az önce sen bir şey söyledin. Ne dedin? Japonya'yla ilgili bir şey dedin. Hayır, ben hiçbir şey söylemedim. Bir şey söyledin sen, ne olur bir kere de söylesen ne olur adam. Hayır, hayır, hiçbir şey söylemedim. Ama söyledin. Hayır, ne itiraf ediyorsun? Söyle. Konuşayım ama git o sen. Hah, geldi, geldi. Hayır, elinde bir şeyle. Yine ne getirdin ya sen? Ne, yine ne getirdin? Ruh hastasın ya. Bir dakika. Bu benim hediye. Bırakacağım ama ya. Bir dakika. Ya sen ruh hastası mısın ya? Balığı hediye paketi yapıp niye getiriyorsun? Ruh hasta mısın ya sen? Allah senin belanı vermesin ya. Ruh hastası. Ya niye bela okuyorsun adamcığım? Niye bağırıyorsun ya? Allah Allah. Ben bela mı okudum şimdi? Ya bak. Bela mı okudum? Ya okumadım. Ben bela falan okumadım ya. Allah senin belanı vermesin dedim. Olumsuz anlamda vermesin dedim ya. Öyle yapıyorsun içinde. Hoş geldin Senol Kaptan, hoş geldin. Ya şuna kaptan deyip adamı şımartma ya. Elin olta balıkçısını şımartma. Ne olursun makik olsan ya. Olta balıkçısı mı? Evet, olta balıkçısı. Kusura bakmayın çocuk efendi, yani o böyle sinirli bir açıdır. Evet. Ben Şenol Kaptan, dalgaların prensi. Hadi canım sen de ya. Balık kokan prens mi olurmuş ya? Deli misin? Nasıl sen? Ben de Elif. Tarık'ın kız arkadaşıyım. Ne? Tarık'ın kız arkadaşı mısın? Evet. Aha ya, yapma ya. Tarık'ın kız arkadaşı. Tarık'ın kız arkadaşı. Bir şey başka. Ya, bir dakika. Sana ne acaba ya? Sana ne ya? Sen balıklarını bırak git. İlla kovmak mı lazım senin gibi tipleri ya? Hayır. Hemen gitme. Hemen gitme sen o kadar. Bak Tarık usta, gördün mü? Makik olsan gitmemi isteme. Sana kahve yapayım. İçerim. Ne kahvesi ya? Mutfakta kahve mavi kalmadı. Ne kahvesi Allah aşkına sen ya? Ne diyorsun sen? Sevgilini de sana da yapayım mı Tarık usta? Ya Tarık usta, sen de bir acayip adamsın ya. İnsan söylemez mi? İnsan bir anlatmaz mı? Kız arkadaşım vardı da niye söylemedin bize? Ya bak şimdi görüyor musun? Sana ne acaba ya? Sana ne ya? Benim hayatımla ilgili, özel hayatımla ilgili sana faks mı çekeyim ya? Ya sen ne kadar meraklı bir adam mısın ya? Tabii, tabii canım, nazar değmesin diye söylemedin değil mi? Ulan Tarık usta, sen de az değilsin ha. Maşallah, maşallah. Zaten birbirlerine çok yakışaylar. Baksana Macik Ozan nasıl güzel. Ya vallahi helal olsun evet, sana Tarık usta. Çok yakışıyorlar. Ya Elif kız, bir dakika ya, sana da bir şey demeye gelmiyor ama ya. Sen çok doğru söylüyormuşsun Necati. Bu çocuk tam bir baş belası. Yani bana bile asıldı ayaküstü hemen. Aa, soytarıya bak. Asılmadı, ailede bir tek ben kalmışım. Vallahi hemen bu çocuktan kurtarmamız gerekiyor Şener. Ama ben söylediydim. Bu Demircan mıdır, Çelikcan mıdır, neyse. O erkeği hiç gözüm tutmadı dediydim ben. O zaman sen bize bırak, ona bir şaplak patlatalım Necati ile ikimiz. Şaplak mı? Şaplaklarımın tadını o çok iyi bilir, değil mi? Evet, evet, çok acıtıyor. Ay öyle olmaz Şener. Kızımızı düşün. Çok üzülür sonra çocuk. Ama Layla Hanım'a bu herifin gerçek yüzünü göstermemiz şart oldu. O zaman yine bana bırakın, ben ona bir fıtırık yapayım. Evet, yapayım. Bizim çok iyi bir şeyler düşünmemiz lazım. Bakın, bakın benim güzel bir planım var. Nasıl yani? Ama şöyle bize çok becerikli biri lazım. Becerikli? Yaklaş. Bu olduğundan emin misin aşkım aşkım? Emin. Aman Necati gel buraya. Bakın şimdi, dinleyin. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Uzaktan, çok uzaktan sucuların çıngırak sesleri. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin boyalar. İstanbul'u dinliyorum. Necati! Ne yapıyorsun sen burada? Ben hiçbir şey yapmıyorum Layla, ne bağırıyorsun ya? Necati, ne yapıyorsun burada? Ben burada peçeteleri... Görmüyor musun? Ders çalışıyoruz. Görüyorum. Sen ne saklıyorsun arkanda? Vallahi, vallahi bir şey saklamıyorum Layla. Vallahi da billahi bir şey saklamıyorum. Kim bu salak? Hiç salak işte, salak.
İstanbul'u dinliyorduk. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Ulan tam da beceriyordum ha. Her şey tutmuş Leyla'larla. Şiir okuyor. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim bilmem ne. Ulan ben nereden kaydedeceğim de ispat edeceğim bu herifin zaten yan olur ya. Ulan ulan ne yapsam ben ya. Sana bu kahve niye 3 saat sürüyor ya? Gücüdük bir şey, niye sen bunu 3 saat içiyorsun ya? Ya nedir bir kahveyi boğazıma dizdin ya? Allah Allah Tarık Usta. İçiyorum daha yavaş yavaş, nedir yani? Sen yıko sen hadi bakayım. Yoksa ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. O gargamel burnuna senet kıracağım. Tamam, 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 uzatma be. Tamam, tamam ben gidiyorum artık. Makiko sen çok... Ha, iyi ol. Hadi, kahve için teşekkür ederim. Sağ olasın, görüşürüz yine. Tamam, sen de bana sinemada ısmarlarsın sen o kaple. Tabii, tabii ısmarlarım, ısmarlarım. Ne sineması ya? Tabii biz Makiko seninle beraber sinemaya gideceğiz. Eğer istersen sen de sevgilinle beraber gelebilirsin. Gideriz beraber. Evet Tarık Usta, sen de sevgilin de gelebilirsin. Ben artık gideyim. Hadi görüşürüz çifte kumrular. Çok bir yakışmışlar ya vallahi. Ne diyor ya bu? Ne diyor Allah aşkına ya? Ne diyor bu ya? Hadi görüşürüz Makiko sancığım. Merhabalar. Merhaba. Ama sen izin vermişsin aşkım aşkım. Ay ne bileyim ama ben Şener... Allah Allah. Bilmem olur mu? Yani bu işlerim bilmiyor. Yani değil mi Tarık Usta? Allah Allah. Şener. Efendim aşkım aşkım. Ne yapıyorsun sen? Ay şey... bu kız Tarık Usta'nın şeyi... neyi? Neyi? Neyi Tarık Usta? Neyin oluyor Tarık Usta bu kız senin? Allah aşkına. Ay bir telefon edip geliyorum sevgilim. Ne? Ne? Sevgilin mi Tarık Usta? Birazdan yıldızlar söylemeye duracak şarkımızı. İstanbul'da yıldızlar, kan çiçeği kırmızı. Evet. Edebiyat dersimiz bittiğine göre artık beden dersine başlayabiliriz, değil mi? Şaka yapıyorum canım. Ah. Açmayacak mısın? Neyi? Telefon çalıyor ya. Evet, güzel çalıyor değil mi? Çalıyor. Ah. Anneannem arıyor. Ben bir anneannemle konuşup hemen geliyorum. Alo anneanne? Anneanne mi? Demircan saçmalama. Neredesin sen? Anneannem mi dedim? Ya yani anneannem zannettim bir anda ondan oldu hayatım. Hayatım neredesin? Şeydeyim, bir kıza ders çalıştırıyorum ama salağın teki. Ne? Ya babam ısrar etti, ben de mecbur kaldım. Yoksa yapar mıyım yani? Bir de çirkin inanamazsın. Çirkin mi? Evet evet çirkin yani nasıl diyeyim, yüzüne bakılacak gibi değil. Adı da bir tuhaf. Layla mı, Leyla mı öyle bir şey. Tamam tamam her neyse. Dayım bekliyor, benim gitmem lazım. Akşam ara beni tamam mı? Tabii, tabii sevgilim, tabii ararım. Tamam. Mutlaka ararım, hoşça kal. Gel, ne var? Özlemişim. Kulağını çekmeye özlemişim. Ne var? Şaplağa da neden böyle heyecanlı geldin? Onu açıkladıktan sonra hep bırakıyorum. Abi, ben şimdi şaplağa bakma. Layla Hanım, tehlikede. Ne? Kızım. Tehlikede mi? Tehlikede mi? Geliyorum lan, geliyorum, geliyorum. Layla. Kızım. İyiyim, iyiyim. Hemşerim, nereye gidiyorsun? Otur 2 dakika sevgilim, şuraya. Sevgilim, sen burada ne yapıyorsun? Sevgilim mi? Sevgilim mi? Allah Allah. Sevgilim mi? Sevgilim mi? Sevgilim mi? He? Ne? Ha? Ben niye şaşırdım ya? Ben biliyorum zaten bunun onun sevgilisi olduğunu. Nasıl? Nasıl? Şöyle ki, dinleyin. Hayatım, neredesin? Şeydi, bir kıza ders çalıştırıyorum ama salağın teki. Bir daha da sakın buralarda dolaşayım deme, tamam mı? Demircan Efendi. Ona göre alırım paçanı aşağı.
Paşa. Nasıl anlattım ama Şener Bey, harika değil mi? Aferin Necati. Senden beklenmeyecek bir hareketti ama... Yine de ben kulağını çekeyim ki ileriki salaklıklarından keseriz onu. Sağ ol Şener Bey, çok güzel. Tarık Usta. Efendim Makiko-san. Ya sen niye böyle bir şey yaptın? Ben anlamadım. Anlamadığın için çok mutluyum Makiko-san. Yani... seni kıskandırmaya çalıştığımı anlasaydın o zaman... Ne? Ne dedin Tarık Usta? Ya bir şey söylemedim ben. Ama az önce bir şeyler söyledin. Yok bir şey söylemedim. Ben sen anlamadığın için çok mutluyum dedim. Sonrasında ne dedim? Ne dedin? Bir şey söylemedim. Hayır. Ondan sonra bir şeyleri söyledin Tarık Usta. Yok söylemedim. Sustum. Sustum. Evet, sustum. İyi o zaman. Evet. İyi o zaman. Beni kıskandırmana hiç gerek yoktu aslında. Ne dedin sen? Ha, Makiko-san. Efendim? Ne dedin? Az önce bir şey söyledin sen. Ne söyledin? Yok, bir şey demedim. Dedim, bir şey dedin. İyi o zaman dedim. Evet, iyi o zaman dedin. Sonra arkanı döndüm, ben de burada bir hayır, şey... Hayır, iyi o zaman dedim. Sonra? Sonra bir şey söylemedim. Söyledim? Söylemedim. Dedim, Makiko-san dedim. Ya. Söylemedim. Sustum. Sustun ha? Sustum. Ay, enteresan bitirsin sen ya. Ben söyleyeyim. Ben bir şey söylüyorum, onun taklidini yapıyor ya. Nereden sustum diyor ya. Ya çok enteresan bitirsin sen. Aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam seninle. Bugün sinirlerim tepemde.